Amerika Memorial Park'tan herkese selamlar. Önceki iki videomda Kayseri'den Meksika'ya kadar, ikinci videomda da Meksika'dan Amerika'ya kadar bölümü anlatmıştım. En son işte Houston, Texas Houston havaalanından indik. İndik, ben ne bileyim. Ben biliyorum ki taksiyi bulacağız, taksiye tutacağız. İşte gideceğimiz yere gideceğiz. Öyle değilmiş. Uber varmış burada. Lan Uber'i nereden bileyim? Ben cahilim, zır cahilim. Havaalanına indik. Allah'tan kul sıkışmayınca hazır yetişmezmiş diyorlar. O anda indik. Neyse araştırıyor. Nasıl gideceğiz? Taksi yok. Nasıl gideceğiz derken Kayseri'den motorcu bir arkadaşım aradı. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun, diye diyorsun, dedim. Houston'dayım ama taksi yok, nasıl gideceğimi bilemiyorum. Öyle mi öyle? Sanırım Kaliforniya'dan değil, o da başka bir motorcu arkadaşımızı aradı. O beni aradı. Abi ne yapıyorsun? Dedim vallahi Houston'dayım. İşte komşunun olduğu ise gideceğimiz yere gideceğiz. Ama burada İstanbul gibi, Kayseri gibi taksi yok. El kaldırınca hemen duracak bir şey yok. Şaşırdım kaldım burada. Allah razı olsun Ahmet Baltacı arkadaşımdan. Oradan ayarladı Uber işini. Karttan marttan nasıl oluyorsa yaptı. Uber geldi. De gideceğimiz yere gittik. Gideceğimiz yere gittik. Aman ha, gelecekler. Gelmek isteyenler Amerika'ya sağlam adamınız olsun. Hele ailece benim gibi. Gelmek isteyenler sağlam ailece, sağlam akraba bir şeyler olsun. Yani elin ipiyle kuyuya inilmez diye atalarımız boşuna dememiş. Neyse geldik işte komşunun oğluyla evinde ben kalacağım. Benim ailede işte bir denesi demiş ki gelsin, aileye yakışır. Bizim yanımızda kalsın. İyi, kalsınlar. Benim kaldığım yerde sıkıntı yok. Tek başıma kalıyorum. Ha, bir şey de yiyemiyorum. Lan ne olacak, iş nasıl bulacak, buraya geldik de. Otobüsü sattık buraya geldik ama iş nasıl bulacağız? Ev nasıl bulacağız? Onun kaygısındayım. Ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum. Ama ailenin kaldığı yer birinci gün iyi, hoştu. İkinci gün mırmırlamaya başlamışlar. Üçüncü gün kovmaya başlamışlar. Lan kovuyor da artık bir şey de kaç, gidecek yer de yok. Bir hafta yaklaşık kaldık orada. Kaldılar aile. Artık kovuyorlar. Kovuyor da gidecek yer yok. Ben tabii yürüye o işte o oradaki apartman ödüyorlar. İki katlı, tek katlı yerlere gidiyorum mesela, kiralık ev arıyorum. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de benim iki katlı evim var. Suriyeli geldi, selamun aleyküm kardeşim, ben tutmak istiyorum. Bir tane de tanıdık vardı arada. Tamam kardeş, tuttu. İki katlı evim var. Birinde 1000 liraya oturuyor alt kat. Üst kat 2500 liraya oturuyor. Ben ne bileyim. Buradası öyle değilmiş. Burada niye? Kredi skoru istiyorlarmış. Neyse gidiyorum kiralık yerlere başvuruyorum. Burada tabii kiralık cama mama da yazmıyorlar öyle kiralık diyerekten. Site mite var. İçinde 5-600 tane neyse ev var. Gidiyorum kapısında işte leasing mi diyor, ofis mi diyorlar. Neyse gidiyorum. İşte başvuruyorum. Paşa vurdum. İyiyim, gösteriyorum. Arkadaşım da şey de yok. Telefonla işte şey de yok. Ev lazım. Tamam alıyorlar. Türkiye'de nasıl şey olur ya, işe başvuruyorsun da tamam biz sana haber verdik diyor da tövbe, bir daha da aramıyorlar ya, aynı öyle. Sıcakta yürüye halim kalmıyor. Ayaklarıma kara sular iniyor. Evlere bakıyorum. Tamam kardeşim, ha pasaport, ha kredi kartım da var. De, ev ver. Tamam yazıyor oraya, çiziktiriyor. Biz sana haber verecek. Ya ev yok diyor ya da diyor biz sana haber verecek. Lan vereceğiniz de kalacak yerimiz yok. Adamlar bizi kovuyor. Ailenin kaldığı yeri kovuyorlar. Resmen gidin diyorlar artık. Öyle bir en son bir hafta plan oldu. Artık yılmışık. Ailenin olduğu yeri baya bir sıkıntı biliyorlarmış. Yıldık. Yani artık Facebook'ta yazdık. Yani kilisem bilsem olur. Yani öyle bir pişman olmuşum ki geldiğime de. Yani çadır neyim olsa çadır kuracağım. Ama kız evlatlar hep aile, şeydi ailece, yani şey o, tek başıma olsam sıkıntı değil. Gider burada evsiz çok. Homeless mi diyorlar? Niye diyorlar? Ben de gider evde dışarıda yatarım. Sıkıntı yok. Ama ailece gelmişsin. Dışarıda yatma imkanın yok. Mecbur bir ev bulacaksın.
Facebook'ta yazdık artık. Aile yazdı ki işte ya kilise milise ne varsa artık bize hayır etmiyorlar. Kovuyorlar. Gidecek yerimiz yok. Bize lazım kilise. Ya da ne varsa artık bizim başımıza sokacak bir yer. İşte Allah razı olsun. Murat arkadaşım, Murat kardeşimiz o anda o yazıyı okumuş. Neredesiniz? Şuradayım. Eşin nerede? Burada. Beni aradı. Abi neredesin? Dedim arkadaşım. Ev arıyorum. Geldi beni aldı sağ olsun. Kardeş dedi burada dedi Afif abi var. Beni söyleme. Ben de söylersen de bir şey olmaz dedi. Söyle dedi. O sana yardımcı olur. Telefon aradım. Afif abi dedim. Ben buraya geldim ama dedim. Ailece perişanık. Bana bir ev lazım. Kiralık ev vermiyorlar. Sağ olsun evi verdi. Hatta bir aylık parayı da almadı. Bir aylık da almadı. Evi verdi. Eve yerleştik. Eve girdik kardeş ev leş gibi. Benim Kayseri'deki evim nerede? Buradaki ev nerede? Burada evde de la. Tahtıyla yapıyorlar. Tahta bildiğin kağıt gibi bir şey ya. Alçı diyorsun. Bir tane yumruk vursan zaten öbür tarafa çıkacak. Öyle şey evler. Bir tanesine bir şey olsa hepsi birden rüzgar vursa belki sert bir rüzgar hepsi bir yıkılacak yani. Öyle bir evler. Ha güzel evler var mı? Var. Ama normal bizim gibi oradan buradan gelenlerin oturduğu, fakir kesimin oturduğu evler beş para etmez. Böcük der mi? Tahta şey mi? Hamam böceği midin? Örümcek midin? 3-5 saat çalış temizledik evi neyse otur temizledik. Lan yatmaya bir şey yok. Dümdüz ev, bomboş ev. Lan nörek, iki tane yorgan aldıydım. Komşunun evinde yatarken arkadaş. Walmart'a gittik. Karton marton aldık. Altımıza bari karton serek dedik. Yorganımız var, döşeğimiz yok. Neyse kartonları aldık, o da para inanmış. Kartonlar tanesi de 1 dolar. Kartonları aldık, kaç tane karton aldık. Altımıza kartonu serdik. Yorganı birini alta serdik, birini üstümüze serdik. Öyle idare ettik. Sonra Facebook'ta yazdık. Durum böyle, biz yeni geldik perişanık. Yardım edenler de oldu. Sağ olsun bizim Türklerden yardım edenler de oldu. Ha biz de gelmeden taşınacak Amerika'ya geçiş yok diye evde ne var ne yoksa depremzedelere dağıttı sağ olsun hanım. Neyi var ne yoksa depremzedelere dağıttı. 00 eşyalar, buzdolabı, televizyon, aklına ne varsa hepsini dağıttık geldik ama buraya geldik dilenci olduk. Diller ya bilmem nerede dilenip de nerede şey olurmuş da. Biz de öyle olduk. Neyse evi bulduk, kartonları aldık, yattık, idare ettik. İş meselesi. Tamam. İlk ay almadı da kira 1179 dolar. İş yok, güç yok. Nasıl geçinecek, nasıl ödeyecek bu paralar? Onun kaygısındayım. Ya şimdi çok mesele. Yani çocuk olmak öyle değil. Lan neyse ama baba olunca lan hep sana yük sana geliyor. Lan ne olacak? Derdindesin, tasasındasın. Ya tamam biz buraya geldik de 1179 dolar kira verecek kardeşim. Nasıl ödenecek bu para? Yine burada aradım o Ömer'i. Yanlış olmasın. Ömer kardeşim dedim evi bulduk. Sağ olasın Afif Bey'in telefonunu bana verdin. Ben aradım evi verdim. Ama dedim ha tamam bu ay hadi kirayı almadı da bu önümüzdeki ay biz nasıl ödeyecek? Bana dedim muhakkak bir iş. Yani iş olmazsa dedim biz nasıl ödeyecek? Nasıl geçinecek? Nasıl bir şey edecek? Kirayı verecek. Kanada olaydı kolaydı. Ama bura dedim ya kapitalistmiş. Yardım vardım da yok. Kiralarda iyi okalı. Ha bura yine ucuz 1200 dolar da büyük şehirler daha pahalıymış. 2000-3000 dolar olan yerler varmış. Oturdum bir mi? 1200 dolar biliyorum ama lan ev değil eve benzemiyor. Zemin kat böcükten şuyden geçilmiyor. Ömer kardeşim sağ olsun dedi ki abi dedi seni benim işe alırım. İş kolay. İyi tamam kardeş al da geleyim ama dedi abi bu Afif Bey'in 30-40 tane sitesi var. İyi. Her biri birbirinden 30 kilometre, 40 kilometre mesafesi var. Tamam. Araba alman şart. İyi kardeş alayım araba. Arabanın derdine düştüm. Uğraşıyorum. Türkiye'den para getireyim de araba alayım. Ömer beni işe alacak. Bundan önce tabii Facebook'ta biz şey derken Ubeyt diye bir arkadaşla tanıştım. Vanlı bir arkadaşla tanıştım. O da burada bir arkada oturduğum sitede. Bir arkadaş da beni tanıştırdı. Benim dedi beden eğitimi öğretmeniyim. Buraya da evim bir saat uzaklıkta her zaman gelip gidemem. Bu arkadaş dedi bir sıkıntın bir sorunun olursa sana yardım edecek. İyi Allah razı olsun.
Neyse bu Ömer arkadaşım, önce niyetim cip almadı. Bir tane cip alayım dedim de engellediler. Cip bozulur mozulur. Cip dedim de öyle şey değil ha, öyle lüks değil ha. 5-6 bin dolarlık bir şey. İyi bozulur madem dediler, ya Japon ya da Amerikan arabası al. İyi Japon alayım. Bu Ömer şimdi bir tane cip getirdi. Koldan vitesli. 5,000-6,000 dolar mı? Kaç bin dolar? Yok. Dev gibi araba. Şu Arapların iri arabalar var ya, cipleri. Onlarda mazot bedava, benzin bedava. Ucuz ucuz binerler. Ben baktım bu kardeş, ben bunu binemem. Zaten direksiyondan da koldan da vitesi var. Bu olmaz dedim. Neyse arkadaş, bana bir tane araba getirdi. Fotoğrafı attı. Getirmedi de 5-6 tane fotoğraf attı. Abi dedi, bu araba çok iyi. Çok iyi. Fiyatı da uygun. Alak bunu sana. Arabayı alırsak dedi, işi de senin alırım. İşte kolay. İyi. Hemen ben bunu burada oturan arkadaşa ben fotoğrafları attım. Arkadaş dedim, ben burayı bilmiyorum. Şu arabanın resimlerine bir tane bak. Piyasası nedir? Param da yok. Türkiye'den para getireceğim. Bunu alayım mı almayayım mı? Arabaya bir tane baktı resimlerine. Abi dedi, bu benim arkadaşımın arabası. Dur dedi, hatta ben emin olayım da sana konuşayım. 5-10 dakika geçti. WhatsApp'tan görüntülü konuşuyor. Hem bu arkadaş hem öbür arkadaş da arabanın başında. Ha dedi, abi araba bu. Sana Ömer'in gönderdiği araba. Aha plakası. Aha araba bu. Ömer sana ne kadar dedi? Dedim abi dedim, 7500 dolar diyor. Abi dedi, ben 4500 dolara veriyorum. Dedim abi senden alayım kardeşim, senden alayım. Arabanın bir sıkıntısı yoksa senden alayım. Abi dedi, arabanın motoru mu, şanzımanı mı, onu tam emin değil. Bozuk dedi. Yani elinde kalır, bir şey olur. O zaman uzak durayım dedim. Neyse başka bir yerden bir araba aldım arkadaş. Başka bir yerden. O arkadaş da yardım etti. Gittik gezdik buradan. Bir Iraklı bir galericiden. Pert, bizim Türkiye'de pert yok ya işte. Kazalı araba şey yapılmış. Neyse aldım 6000 dolara. 2015 model Nissan Altima. Arabayı aldım. Ömer aradım. İş alacak ya, araba alınca beni işe alacak ya. Ömer kardeşim dedim. Arabayı aldım. Hani beni işe alacaktın. Hadi başlayayım işe. Yok ha dedi. Sen arabayı al deyince almadın. Biz eleman aldık. İşe ihtiyacımız yok. İşçiye ihtiyacımız yok. Seni alamayacağım. Yani araba alınca alacaktın ya. Alamayacağım arkadaş dedi. Arabayı dediğim zaman alacaktın. Lan ancak parayı getirtirebildim Türkiye'den. Elimde para mı vardı da ben almadım. Bir de 3000 dolar benden fazla istiyor. 500 dolar isteseydi zaten 500 dolar vereceğim. Tek Afif'in telefonu birdi ya, evi bulduk diye. 500 dolar arkadaş, 500 dolar birdiyse vereceğim. 1000 dolar da dese vereceğim. Ama 3000 dolar fazladan para istiyor. Bir de bana satacağı araba da arızalıymış yani. Yarın bir elimde kalacak. Zaten buraları bilmiyorum. Öyle olunca benim arkadaşı aradım. Buradan sağ olsun yardım eden Ubeyt, aynı sitede oturdum. Arkadaşlar aradım. Arkadaş dedim, bu adam beni işe alacaktı. Arabayı dedim almayınca, zamanında almayınca. Şimdi işe almam diyor. Abi dedi, o dedi, söylemeyeyim de biraz da ağır konuştu. Senin dedi, biz engel olduk. O sana düdükleyemedi. Seni kandıramadı. 3000 dolarını yiyemediği için dedi, böyle yapıyor. İniyorum arkadaş dedim. Geldik şimdi burada işte. Beter durumdayım. Kendi işim varken geldik şimdi burada işte. İş arıyorum. Mecbur iş bulmam lazım. Abi dedi, sen dedi, senin oturduğun ev dedi ofise yakın. Oraya var. Ofise var. Orada Afif Bey'i görmek istediğini söyle. Kendisine iş arıyorum diye. Anlat durumu dedi. O sana yardımcı olur. İyi adamdır. Neyse gittim ofise. Afif Bey'le görüştüm. Beni işe aldı. Şimdi bir dahaki seferinde işe nasıl girdim, ne kadar çalıştım, işten nasıl kovuldum, yavaş yavaş böyle anlatayım. Ondan sonra bu ona geleyim. Geriden geliyorum ya, bu ona geleyim. Bu ondan da işte bundan sonra da işte buralarda otunu, şununu bununu işte anlatacağım işte. Diğer YouTuber'lar ne anlatıyorsa, kendi benim gözümden tabii. Herkes okumuş adam ya, ben de zır cahilim. Ben kendi gözümden anlatacağım işte. Burada ne var? Hoşuma gidenler, hoşuma gitmeyenler. YouTube kanalımın ismini de değiştireceğim. Amerika kaderimmiş. Eyvah eyvah. Niye dersen? Kardeşim çok eziliyorum. Çok eziliyorum. Memleketteki durumum neydi? Şimdiki neydi?
Memlekette çalışmıyordum, bitmiyordum. Otobüsüm çalışıyordu. 10 günde bir belediye paramı yatırıyordu. Şoförlerin parasını, gazını, tuzunu, masrafı çıktıktan sonra para beni rahat rahat geçindiriyordu. Bura öyle değil kardeş. Bura Amerika. Burada zengini de, süper zengini de var. Homeless dedikleri şu evsiz barksız ortada gezenler, dilenciler de var. Biraz da resimlerini göstereyim, kapatıyorum. Hayırlı işler. Şöyle parkımızı, markımızı da şöyle bir göstereyim. Bunlar da benim kızlar. Şunlar da Amerikalı'nın kızları. Binaları, parkları, markları da görün. Hadi görüşmek üzere kardeşlerim.